İhtiyaç hayır, bunlara müsaade keşke. Veren ama Doğan tabii. Hocamın demek evet. Bunlara müsaade veren tabii. De AKP. Şimdi tabii, burada tabii. Esas hocam evet. Şimdi bunları konuşurken şu an aklıma geldi. Meclis açıldığında biz yeniden Refah Partisi ve Demokrat Parti olarak ortak bir kanun teklifi verelim. Zinanın yeniden suç sayılmasıyla ilgili ilk kanun teklifimizi beraber verelim. Çünkü 2005 yılında konudaki... bunlar geldi zinayı suç olmaktan evet. Çıkarttılar. Allah'ın emrine göre zina suç. Tabii cübbeli bilir mi suç olup olmadığını bilmem ama zina suç ama maalesef AKP zinayı suç olmaktan çıkarttı. Bu ülkede demin de söyledim kadının eteğinin kısasıyla uzunluğuyla saçının teliyle uğraşanlar zinanın suç olarak çıkartılmasına şu ana kadar tek kelime etmediler. Benim teklifim yani ben bunu vereceğim de siz de katılırsanız beraber katılır verelim. Mısınız? Türkiye'de bir güzellik olur yani. Malum olduğu üzere ben milletvekili değilim beyefendi. Evet. Dolayısıyla kanun teklifinin verilmesi için bu düşünceyi bizim parti arkadaşlarımız da duyuyor zaten onlar da şimdi. Mutlaka sizinle irtibata geçerler. O noktada değilim çünkü. Peki. Yoksa memnuniyetle ben de müşterek yapalım cümlesini ifade ederdim. Aslında siz bu konuyu açmışken ben de biraz buradan devam edeyim istiyorum. Çünkü aslında bir fotoğraf var ortada ve o fotoğrafın bazı unsurlarını sizlerle paylaşayım ve siz de bu konuda böyle mi düşünüyorsunuz, karşısında mısınız? Öyle düşünüyorsanız ne gerekçeleri neler onları öğreneyim. Ondan sonra iç siyasete geçeceğiz. Mesela Hüdapar Genel Başkanı çıkıyor diyor ki Zekeriya Yapıcıoğlu karma eğitim pedagojik bir yanlıştır diyor. Sonra yine Hüdapar'dan bir yetkili bugün alkollü içki satışının yasaklanması zorunluluktur diyor. Bir yandan kadın milli voleybol takımımız inanılmaz bir başarı elde ediyor. Herkes çok mutlu oluyor. O kadar mutsuzken ve orada bile ama başarıyı doyasıya yaşama şansımız olmuyor. Sonra Feshanede bir sergi açılıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi himayesinde. Orada LGBT propagandası yapıldığı iddia ediliyor. 300 sanatçının eseri var ve bir soruşturma açılıyor. Soruşturmada halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme ve aşağılamada. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim Doğan Bey, bunu yaşam tarzına müdahale olarak görüyorum. Ve sizin bunu onaylayıp onaylamadığınızı, ne düşündüğünüzü de merak ediyorum. Şimdi ben cümleme daha başlangıçta söylerken benim en çok konuşmayı arzu ettiğim şeyler Türkiye'nin içine düştüğü sıkıntının temeline kadar gidip devlete yardımcı olabilecek cümleleri sarf etmek. Hı. Hani bir programa gelip işte günlük Ahmet şöyle dedi, Hüdapar ama bunlar böyle dedi. Büyük bir kesimi çok rahatsız eden meseleler. Kabul ediyorum ama Türkiye'de fukaranın midesinin dolmasına yardımcı olan cümleler olmayacaktır. Yani biz zamanı boşa tüketmek yerine özür dileyerek söylüyorum. Sanki Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya gezisi, tarımdaki olay çok daha önemli. Yani bir sıkıntı var orada. O sıkıntıyı görünen ve gözükmeyen yüzüyle keşke bize sorsanız. Çünkü ben şimdi görmediğim bir müzenin, konuşmasında dürüstçesi dinlemediğim bir Hüdapar'ın hakkında bir şey söylüyor olacağım. Ama milli voleybol takımımız için şunu rahatlıkla ifade ederim. Evet buyurun. Şimdi Türkiye'den bizim vatandaşların algılaması başka bir şey. Yurt dışında yaşayan bizim vatandaşlarımızın ve bütün dünya ülkelerinin algısı başka bir şey. Olaya biz bu açıdan bakıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir takımı yurt dışında Avrupa şampiyonu oldu, Milletler Ligi şampiyonu oldu.